Arkadaşlar merhaba. 13-14 yılda yaptığımız bahçemizi birlikte gezelim isterseniz isteyenler için. Bunlar asma üzümlerimiz. Vermeye başladı üzümlerini. Burada hünnap ağacımız var. Elma gibi bir şey bu, uzak doğudan gelme. Çok değerli bir bitki ve zeytinlerimiz. Çiçek açmaya başlayacaklar yakında. Bir kısmına pet şişe diktik. Toprak altından suluyoruz. Diğerlerini de dikeceğiz. Burada kekik var. Her şeftali diktik. Bu da Japon mandalinası. Cevizlerimiz var. Ayva ağacımız. Ve geçiyoruz. Fesle ile diktiğimiz fasulyelerimiz artık büyümeye başladı. Fasulye, barbunya karışık. Burada biberlerimiz ve patlıcanlarımız var. Aynı şekilde asma üzümlerimiz telin kenarında. Domateslerimiz bunlar. Büyüdüler. 40-50 santim oldular. Artık bunları bağlamak gerek. Çünkü çok rüzgar oluyor. Rüzgarı kesmesi için biberiye diktik kenarlara. Altta tavuklarımız var. Portakal ağacı. Limon var. Mandalina var. Greyfurt var. Yine burada asma üzümlerimiz var. Burada yeni dünya ağacımız var. Yakında olacaklar. Ve enginarlar. Bunlar da yavaş yavaş vermeye başladı. Ve incirimiz, siyah incir. Çok eski bir çeşit. Bu cennet elması, Trabzon hurması. Burada bir enginarımız var. Yine ceviz ağacımız. Bu dut ağacımız, siyah dut. Çok aşırı verimli oluyor. 3-5 güne siyahlanmaya başlayacak. Arada siyahlanan var zaten. Olgunlaşan. Yine burada bir yeni dünya ağacımız var. Beyaz dut vermeye başladı. Buralara mısır ekmiştik. 10 günde çıktılar. Geçen seneden hiç dokunmadık. Fasulye ekmiştik buraya. Ve mısırlarımız çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve ince kabuk bir bademimiz var. Çok verimli oluyor. Bunun süre dikeli 12 seneyi geçti. Yine buraya mısır ektik. Baklaların sonu zaten. Bunlara tohum yapacağız. Yine zeytinlerimiz var. Diktiğimiz üzümlerimiz. Enginarlar. Buraya da dikmiştik. Bunlar 15-20 güne büyür. Ve yine bir muşmula ağacımız. Üzümleri tellere sardık böyle. Bu Ankara armudu. Bu sene bayağı meyvesi olacak.
Buralarda kavun, karpuz ektik. Gördüğünüz gibi çıktılar. Bunlar büyüyecek. Bu şekilde pes şeyler. Bunların videoları var, pet şeyle dikme. %90 üzeri su tasarrufu sağlıyoruz. Bu da kekik yine. Bu da pancar. Turşu yapılır. Tohum almak için bıraktık bunu. Bu da erik ağacımız. Çelikten toprağa dikmiştik geçen sene. Bu sene değil, seneye bu vermesi gerek. Burada kaktüslerimiz var. Üzümlerimiz. Böyle bir beyaz dut ağacımız. Yine burada bir biberiyemiz var. Bunlar rüzgarı kesiyor. Ve zeytinlerimiz. Yakında çiçek açmaya başlayacak. Bunlara da pet şişe dikmiştik. Çok büyük su tasarrufu sağlıyor. Bahçede ilaç, gübre, hormon hiçbir şey kullanmadık. Toprakta ne varsa. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.